Savcı Bey, tutukluyu huzurunuza getirdik. Sağ ol Serdar, çıkabilirsin. Kendisi tehlikeli bir idam mahkumudur. Yalnız kalmak istediğinizden emin misiniz? Eminim. Ne o savcı efendi? Mahir'i bulamadın, benden mi sormaya geldin? Lebdebeden leblebi anlayan zatlara hayranımdır. Madem ki ikimizin de vakti kıymetli, söyle bakalım, oğlun nerede? Bilsem de sana söylemem. Söylesen iyi edersin ihtiyar. Mamafi Mahir hakkında emir var, görüldüğü yerde vurulacak. Eğer nerede olduğunu söylersen Mahir hayatta kalır, tutuklarım seni yanına getiririm, kimsenin de canı yanmaz. Anlatabildim mi? Mahir seni bu kadar zorluyor ha Savcı Bey? Bak sen şu olanı yaptığını. Sana bir şey söyleyeyim mi Savcı Efendi? Sen Mahir'le baş edemezsin. Buna senin ne hacmin yeter, ne de hafızalan. Gelmedin. Bir işim vardı. Ne işiymiş o? Benden önemli mi? Nalan. Sence ben korkak mıyım? Sen gördüğüm en cesur erkeksin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Çok korkak gördüm ben. Adamın gözünün içine bile bakamayan. Sana kim korkak dediyse gerçekten bakmamış demek ki sana. Anne, ben Ayten ablaları da götüreyim mi biraz? Nurten yalnız ya evde. Yok kızım, Nurten Ayten'in başında. Gelmediler daha eve. Durumu nasılmış? İyi değil. Ben de giderek endişeleniyorum Ayten için. Ayten ablayı hiç böyle görmemiştim. Ben de. Bana koyma annem, ben Bülent'i bekleyeceğim. Yalnız yemesin. İyi düşündün kızım. Hem daha çok geç olmadı. Eli kulağındadır, gelir Bülent. Ben de yemeyeceğim. Ben de bekleyeceğim babamı. Ama hediye tutturup durmayın. Bekleyeceğim dediysen bekleyeceğim. Ha şöyle be, azıcık erkek ol. Vallahi eniştem hiç kusura bakmasın, ben başlıyorum. Canım karısı bekler artık. Bizde bekleyecek can kalmadı. Gördün değil mi? Garsonlar bize tek duruyor, karşımıza çekiniyorlar benden. Korkuyorlar. Ben kimseden korkmam. Ben bile korkuyorum senden. Öyle hassassın, kibarsın ama tersin de ters hani. Bize gidiyoruz değil mi? Evimize gidiyoruz. Hı? Bu gece beni yalnız bırakmazsın herhalde. Bırakmam.
Yaşa be.